Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bu tuhaf oyuna devam ediyoruz. Evet, dün video atamadım çünkü dün izin günümdü. Ve şunu fark ettim, müzik seviyesiyle ses seviyesini gayet güzel ayarlamışım. Hem sesim hem müzik gayet güzel geliyor. Ben de duyabiliyorum zaten. Evet, şimdi bu video 13 yaş üzeridir. Her zaman dediğim gibi. Ama tabii diyorum, her dediğim gibi. Eminim ki 13 yaşın altında kişiler katılacaktır. Ama ben yine uyarım yapayım. Evet, şimdi vakit kaybetmeden hızlıca gidelim. Evet, en son burada kalmıştım. Ben buraya bunu baş yapıt gibi koydum. İşte, bu arada bir şey daha. Bir havluyu, yani şuradaki boyayı silmek için havluyu ıslatmanıza, sıcak suya batırmanıza gerek yok. Bir tane peçete verip şöyle silsen de yeter. Yani bize şey yapmayın burada şimdi. Bahane bulmayın şunun için, şu görüntü için. Neyse, evet. Kolay gelsin kardeşim. Bir dakika, ben bir yerimi ayarlayayım. Heh. Ben bu sesten korkuyorum. Bir sorun mu var? Sıcakmış bunu. Evet harbi yani. Özür dilerim. Soğuk su kullanmak isterim. Niye su kullandın? İşim bittiğinden elimi geri çekmeye başlıyorum. Ama yürü aniden bileğimi tutuyor. Tutuyor mu? Tutuyor. Hayret, ilk defa dediği bir şey yapıyor ya. Dur. He? Azıcık daha. O kadar fazla bulaşmış. Çok güzel geliyor. Sıcak rahatlattı herhalde. Elimi yürünün boynunda tutmaya devam ediyorum. Yürü gözlerimin içine bak. Bu arada ben yürü ilk defa bu tipte görüyorum, biliyor musun? Yüzünde kitaplarını okuyan takındığı bildiğim ciddi bir ifade var. Böyle mi okuyormuş kitabı? Kitaba niye böyle bakar lan bazen? Sanki başka diyarlara dalmış, düşüncelerinde boğulmuş gibi. Hafif aralık olan dudaklarından yavaşça nefes alıp veriyor. Neler oluyor? Yasemin esansının aramasına bana bu baş döndürücü hissi yaşadım. Yasemin gücü işte. Yürünün bileğimi kavrayan okuyamadım ben. Yürünün bileğimi kavrayan zarif parmakları koluma bir karıncalanma hissi yayıyor. Bir de yürünün yüzü birden benimkine daha da yakınlaşmış sanki. Yok, biz aynı. Böyle 2D gördüğümüz için. Yürü yavaşça geri çekiliyor. Özür dilerim. Bugün biraz sersemlik var üzerimde. Dalıp gitmek istememiştim. Sorun değil. Evet, düzeldi. Bir özel an başladı. Evet, iyi ki şuraya kaydetmişim. Orada duracak artık. Bu özel an başladığı gibi bitti. Yürü tekrar fırçasını eline alıyor. Ama hareketleri biraz dengesiz. Sanki odaklanamıyor gibi. Sessizliğimi koruyor. Az önce yaşanan olayı görmezden gelmek zorunda kalıyorum. Çekinerek kendi fırçamı alıyorum ve yürüyü örnek alarak işime devam ediyorum. Bu yeterli olsa gerek. Yani bu arada evet, şu siyahlıklar, buralarda siyahlık vardı en uçlarda. Sol ve sağ tarafta. Şimdi onları kestim. Bir de sanırsam imleci göstermiyor artık. O da iyi bir şey. Biraz dikkat dağıtıcı bir şey sanırım. Gece göğünün yıldızlara benzeyen beyaz noktalarla donatarak işimi bitiriyorum. Pankarta şöyle baştan sona bakınca oldukça güzel ve doğal görünüyor. Sanırım beklediğimden daha iyi bir şey ortaya çıktı. Sonuçlardan oldukça memnunum. Ben de. Yazıyı şimdi mi ekleyeceğiz? Aa, şimdi değil. Önce kuruması lazım. Doğru ama uzun sürmez mi? En iyi sonu burada bırakmak olacak o halde. Yarın sen getirirsin. Yazıyı etkinlik başlamadan önce sınıfta eklerim. Olur mu? Elbette. Harika. Öyleyse yapacak başka bir şey kalmadı. Bitmesine sevinmiş gibisin. Bu işi yaparken en azından biraz eğlenmiştin. Yanılıyor muyum? Yok oyunda. Aa, yok, ondan değil. Sadece her şeyi bitirebildiğimize sevindim. Anladım. Ben de sevindim. Zaman yetmeyebilir diye endişelenmiştim. Benim akşam yemeğini hazırlamam lazım. Hiç zamanın kalmadı mı? Gizliden gizliye istiğimiz bitince biraz... tabi bizim karakterin amacı farklı. Oğlum, ben sana Sayori'yi ayarlamaya çalışmadım mı? Ya şerefsizlik etme yani artık. Yürü kendi kendine düşünüyor. Daha fazla beklersen fazla sorumsuzluk etmiş olurum. Özür dilerim. Ben de daha fazla zaman kalır diye umuyordum. Bu muhtemelen benim suçum. Bu kadar yavaş çalıştı. Kendinizi suçlayıp durmayın, kafayı yiyeceğim artık. Hayır, bu senin suçun falan değil. Ve asıl önemli olan her şeyi bitirmiş olmamız değil mi? Evet, doğru. Evet, o yüzden hayal kırıklığına uğramış falan olmamalıyım. Tüm eşyalarımı toplayan Yuri'nin morali biraz bozuk görünüyor. Yo, gülüyor. Sebebini anlıyorum. Arkadaşlarıyla birlikte sessiz sakin bir ortamda nadiren vakit geçirme fırsatı buluyor olmalı. Bence bunun arkadaşı falan da yok yani. Bir tek kulüp var. Çünkü demişti bir ara, birinin beni sevmesi güzel mi demişti. Kimse beni sevmiyor mu? Öyle bir şeyler demişti, şimdi hatırlayamadım da. Ama bu bunun son kez olacağı anlamına gelmiyor. Evet abi, kapım sana her zaman açık. Çat kapı gelme de. Yürü toplandıktan sonra kapıya kadar eşlik ediyorum. Bugün beni aradığın için çok teşekkür ederim. Sorun değil, yardımcı olabildiğime sevindim. Yarın getirmem gereken başka bir şey olursa haber et. Haberdar et olacak değil miydi? Ederim.
Pekala. Yürü huzursuz görünüyor. Yarın görüşürüz. Dur. Bunu biraz düşünmeden söylüyor. Bugün istediğimiz kadar zamanımızın olmaması sorun değil. Çünkü bunu tekrar edebiliriz. Ne zaman istersen gel diye. Ne zaman istersen buraya gelebilirsin ya da birlikte dışarı çıkmayı sevmediğini unuttum. Sözlerimi karıştırırken yürü sadece utangaç bir şekilde gülümsüyor. Ece hep aynı. Hep böyle gülümsüyor. Yani hiç ben farklı bir şey görmedim. Çizim. Çizimse o da nedeni unuttum. Her neyse. Ne demeye çalıştığımı biliyorsun. Çok düşüncelisin. Yürü bana yaklaşıyor ve elimi kısa bir süre sıkıyor. Uzaklaş. Tek isteğim bu senden. Uzaklaş, yürü git. Şarkı mı durdu? Yoksa çok az bir şarkı mı? Sessiz bir şarkı mı çalıyor? Şarkı durdu. Sanırım senin bu yanını seviyorum. Buna nasıl yanıt vermem gerekiyor? Ama yanıt verme şansım bile olmuyor çünkü yürü ansızın geri çekiliyor. Basıldı. Aha sen gel. Seda. Biz az önce hiçbir şey yapmadık. İhihi, önemli değil. Sadece selam vermek için uğramıştım. Seni görmek güzel. Üzgünüm ama zaten eve dönmek üzereydim. Ya cidden mi? Çok kötü oldum. Üzgünüm. Ama yarın hep birlikte olacağız zaten. Doğru. Yarın hep birlikte olacağız. Sorun olmaz değil mi? Tabii ki. Sayarı gülümsüyor. Tamam öyleyse. Yarın görüşürüz. Utandığı bariz olan yürü aceleyle git. Hadi hoşça kal. Sayarı ona el sallıyor. Sayori, bugün gelmek istemediğini anı sanıyordum. Odamda kalmayı denedim ama hayal gücüm bana oyun oynayıp durdu. Ha? Nasıl yani? O yüzden gelip kendi gözlerimle görmeliydim. Neyi la? Neden bahsediyorsun? Yürüyün ne kadar eğlendiğini. Çok eğlendik. 3 saat boyama yaptım ya. Ve ona ne kadar... Allah Allah. Ve senin peşinde... Ağlıyor lan, ben yeni gördüm, dur. Ve senin peşinde gittikçe sen beni kendinden uzaklaştırıyorsun. Fantazili misin sen? Bu beni çok mutlu ediyor. Bu kadar iyi arkadaşlar edinmen yani. Benim için önemli, en önemli şey bu. Gördük. Sen de yeni mi gördün? Benim için önemli şey bu. Neden böyle hissediyorum insan? Ne bileyim ben. Senin bilmen lazım değil. Ben daha yeni öğrendim senin depresyonda olduğunu. Senin adına mutlu olmam gerekir. Ama neden kalbim ikiye ayrılıyormuş? Ben biliyorum nedenini. Keşke buna yazmasaydık. Pişman oldum. Çok canım yanıyor. Her şey canımı yakıyor. Yok olsam her şeydi çok... Oha. Sayıyor deme öyle. Bu arada cidden bu sefer ağlıyor. Hiç ben böyle ağladığını görmedim. Bir kere böyle gözü yaşlandı, üzgün durdu öyle. Ama bu doğru bir sankus. Ben burada olmasaydım bana acımak zorunda kalmazdın. Bencilliğime katlanmak zorunda kalmazdın. Monika haklıydı. Ben gidip Monika... Monika bir konu... Bununla bir ara konuşmuştu, ondan mı? Monika ne konuda haklıydı? Sayori, önceden dediklerim doğru. Monika bir ara bununla bir konuşmuştu da biz duyamamıştık ya. Fısır fısır bir şeyler demişlerdi. O arada bir şey mi? Ne dedi acaba? Hala bilmiyorsun. Monika kötü bir şey mi dedi sana? Dediyse söyle. Bir şey yapmayacağım işte. Yani. Ya da başka bir zaman mı dedi? Hakikaten bunlar fısıldaşırken ne konuştu hala merak ediyorum. Bunun devam etmesine izin vermeyeceğim. Seni önemsemek sandığın gibi bir yük değil benim için. Bu beni mutlu eden bir şey. Hiçbir şeye değişmeyeceğim bu türden bir şey. O yüzden bu bir ömür sürse de senin acı hissetmeyen dek yanında olacağım. Bir psikoloğa falan götürün. Aklıma ego geldi. Ama sarı bakışlarını çeviriyor. Ona güven vermek için elini omzuma koyuyor. Korkuyorum. Çok korkuyorum. Neden korkuyorsun? Senden, senin benden hoşlandığından daha çok hoşlan... Ne? Senin benden hoşlandığından daha çok hoşlan... O ne lan öyle? Bu doğru değil mi? Güçsüzdüm ve senden çok fazla hoşlanmaya başladım. Bunu kendime ben yaptım. Senden o kadar çok hoşlanıyorum ki ölmek istiyorum. Evet, hiç... biz bunu eve kapatalım bence. Hazır karantinadayken falan. Böyle hissediyorum. Aferin sana. Ve bu kadar yeter lan. Seni daha fazla incitmek istemiyorum. Elimi Sayır'ın o kolundan indiriyorum ve elini tutuyorum. Senin için en iyisini hep bildiğimi söylediğimi hatırlıyor musun? Bana hala inanıyor musun? Bence inanmıyor hiç bu. Sayır tek kelime etmeden başını sallayarak onaylıyor. Kendi isteğinin hepsini anlamasam bile şu an en çok ihtiyacın olan şeyi biliyorum. Ve sana onu vereceğim. Hiç uğraşamam. Valla kaydedesim gelmedi çok. Şimdi seni seviyorum diyeceğim çünkü ben ona gittim yani. Yuri tesadüf oldu biraz. Daha çok onu seçemedim. Monika'yı da seçemedim. O yüzden geldi Yuri. O yüzden seni seviyorum diyor. Başardık mı acaba, merak ettim. Ha? Bunlar benim gerçek hislerim.
O yüzden senin benden benim sen beynim yandı şunu deyip durmayın. Senin benden benim senden hoşlandığından daha çok hoşlanman imkan. Kafam. Ölüyorum. Bunu daha erken fark etmeliydim. Arkadaşım bana şu an subliminal mesaj vermeye çalışıyor bence. Ama kulüptekilerle zaman geçirmek, yeni arkadaşlar edinmek ve her gün seninle eğlenmek. Senin cidden benim için en değerli kişi olduğunu fark etmemi sağladı. Bu yüzden yüklerini sırtlanacağım. Yeter ki her gün böyle devam etsin. Sen yanımda ol. Böylelikle ikimizin de mutlu olacağını biliyorum. Yasak durur. Ana! Aniden sıyrık kolları. Bu arada ilk defa bizim karakteri görüyorum. Bir yüzünü de göreydik keşke yani. Ne varmış bu yüzde arkadaş? Dört kız birden şey yapıyor. Şu saç kısmını gördüm. Evet, saçı tek normal saçlı buymuş. Monika'ya demiştim lafını geri alıyorum. Monika'lık da suaftı çünkü. Tek normal saçlı bu. Ah. Siyah bir şey giymiş. Tek onu. Ya bir yüzünü çevirin abla ne olur. Çevir şu çocuğu görelim ya. Aniden senin kollarıyla beni sıkıca sarıyor. Çok merak ettim yüzünü. Bir Sanctus. Bundan emin misin? Evet. Sayarıya sarılıyorum ve onu kendime çekiyorum. Beni bir daha bırakmak zorunda kalmayacaksın. Şu an bildiğin şeye bağladı bu ha. Filmlere. Okumayacağım hiç. Hala mı üzgünsün? Allah'ım sana geliyorum. Şimdi bile yağmur bulutları kan. Ne yağmur bulutuymuş? Ha, normal bulut var. Hava yağmurlu değil yani. Bir yere gittikleri yok. Bir Sanctus, dert etme. Her şeyin düzelmesi biraz zaman alabilir. Ama ne kadar sürerse sürsün her adımında senin yanında olacağım. Şu an tek önemli olan şey bu. Tamam. Sana güveniyorum. Valla güzel sahneydi. Oyundaki şu sahne nerede? Dakika. Oyundaki şu sahneye değerdi. Şu sahneyi tercih... Pardon, bu sahneye tercih ederdim yani. Birbirimizi yavaşça bırakıyoruz. O yüzden o halde yarınki festival ilk randevumuz olacak ha. İyi. Ne diyorsun sen? Bu şeyleri düşünmek istemiyorum ben. Yarın festival var. Şimdi geldi aklıma. Her şeyin olduğu gibi kalmasını istiyorum. Acaba nasıl festival olacak yani? Cidden şiir mi okuyacağız? Sevgili olsa. Gerçi sanırım arkadaşım bana bunun hakkında bir şey dedi ama. Şimdi o kısma bir gelelim mi anlatırım. Şu an herhangi bir şeyle baş edebilir miyim bilmiyorum. Her şey benim için yeni ve korkutucu. Anlıyorum. Sana uyan bir tempoda ilerleriz. Sanktum. Sayıda tekrar bana bakıyor buruk bir gülümsemeyle. Çok çok üzülürsen bile benim için en iyisi bu değil mi? Ben de anlamadım doğrusu yani. Bunu senin üzdüğünü mü söylüyorsun Sayıda? Bilmiyorum. Ne hissettiğimi anlamıyorum. Beni sevdiğini söylediğinde dikenler batıyormuş gibi. Ay. Ama bu yüzden sana güvenmek istiyorum. Benim için en iyi olanı biliyorsun. Evet, biliyorum. Sana bunun sözünü veriyorum. Öyle diyorum ama gerçekten bu konu hakkında o kadar kararsızım ki. Onu sevdiğimi biliyorum, onun da beni sevdiğini. Ama Sayın'ın şu anki hislerini anlamakta onun kadar sıkıntı çekiyorum. Boşuna yazmadım o kadar şiir. 3 şiir yazdı boştu. Onu rahatlatabilsem bile bundan daha fazlasını mı yapmalıyım yoksa daha farklı bir şey mi yapmalıyım diye düşünüp duruyorum. Sayren'in durumu düzelene kadar bu düşüncelerin aklını tırmalayacağını biliyorum. Sayren'in hiçbir şeyin değişmesini istememesinden kastettiği şey bu mu? Bilmiyorum. Ama elinden gelen her şeyi yapacağımı biliyorum. Sayren hayatımdaki en değerli kişi. Ve onunla mutlu bir gelecek geçirmek için ne gerekiyorsa yapacağım. Festival günü geldi Allah'a şükür ya. Kaç yıldır bekliyoruz. Festival bugün. Özellikle bugün okula Sayren'le birlikte gitmeyi umuyordum. Ama Sayren telefonunu açmıyor. Onu uyandırmaya evine gitmeyi düşündüm ama bunun biraz aşırıya kaçacağına karar verdim. Bu sırada etkinlik hazırlıkları tamamlanmak üzere. Gül'le birlikte boyadığımız pankart kurudu bir de. Pankartın azıcık rulo yapıp yanımda getiriyorum. Gül bana hiçbir şeyi unutmamam gerektiğini hatırlatan güzel bir mesaj attı. Ben de onun da endişelenmemesini söyledim. Zaten bir tek pankart şey yapmayacak mıydık? İşin komiği etkinlik hakkında hissettikleri muhtemelen Natsuki'nin hissettikleriyle aynı. Etkinliğin bitimi için daha heyecanlı çünkü Sayuri ve Yuri ile birlikte zaman geçirebileceğim. Kaçın. Ama Monika'yı tanıyorsam etkinlik de harika geçecek. İrsanak selam. İlk gelen... Hala şarkı mı yok ya? Ya da hafif bir şey çalıyor ben duyamıyorum tam. İlk gelen benim. Oo iyi. Erken geldiğin için teşekkürler. Tuhaf en azından Yuri gelmişti diye düşünmüştüm. Monika sınıftaki sıralarına her birinin üstüne küçük broşürler koyuyor. Bu broşürler Monika'nın sunacağımız şeyler için hazırladıkları broşürler olsa gerek. Neticede gidip internette Monika'nın beğeneceğini düşündüğüm bir şiir bulup onu yolladım. Sunacağım şiir de o şiir olacak yani. Sayarı yanında getirmemene şaşırdı. Vallahi ya bizim karakter bir girerdi bir şey yapardı. Evet yine uyuyakalmış. Şu buğdalı
Bu kadar önemli bir günü bile biraz diye ciddiye alıyor. Bu kadar önemli bir günü biraz diye ciddiye alıyor sanıyor insan. Anladım, tamam, çok zor oldu. Çevir. Öyle diyorum ama aniden Düsseldorf'un bana söylediklerini hatırlıyorum. Ve birden bunu sayır için o kadar da basit olamayacağının bilincine varıp kendimi kötü hissediyorum. Eskiden onun hakkında böyle düşündüğüm için böyle söylemiştim. Ama belki de gidip onu uyandırmalıydım. Onun hakkında biraz sorumluluk almalısın bir Sanctus. Özellikle dünkü karşılaşma. Sen bunu nereden biliyorsun? Harbi bu karakter her şeyi biliyor. Benim sinirimi bozmaya başladı. Onu bu sabah biraz muallakta bıraktın. Karşılaşma mı? Monika bunu biliyor muydu? Tabii ki biliyorum. Kulüp başkanıyım ne de olsa. Kulüp başkanısın da bizi mi takip ediyorsun? Kamera mı taktın lan bize? Tövbe ya. Ama kekeliyorum utanarak. Söyle her şeyi ona bu kadar çabuk mu anlattı? Sevgili olduğumuz yani. Henüz kimseye bundan bahsetmemeyi planlıyordum. Of, olanların hepsini bilmiyorsun. Merak etme, muhtemelen sandığından daha fazla. Sen nasıl biliyorsun ya? Kamera mı taktın bize? Ha? Her zaman gibi cana yakın davranıyor. Ama nedense bunun değişinden sonra tüylerim diken. Aynen öyle. Hey, broşürlere bir bakmak ister misin? Hayır. Kaçmak istiyorum ben senin yanından. Korkuyorum ya senden. Çok iyi oldular. Tabii, olur. Sıralara konulmuş broşürlerden birini aldım. Evet, gerçekten güzel olmuşlar. Böyle bir şey kesinlikle insanların kulübümüzü ciddiye almalarını sağlayacak. Evet, ben de öyle düşündüm. Sayfaları çeviriyorum. Herkesin şiirinin aynı ayrı sayfaları güzelce bastırılmış olması broşürlere profesyonellik katmış. Nasuh ve Yürüne şiirleri provada okudukları şiirler olduklarından onları hemencik tanıyorum. Bu da ne? Sarı'nın şiirine bakıyorum. Provada okuduğundan farklı bir şiir. Bu şiirini daha önce okumamıştım. Çık kafa. Hepsini okuyamam. Hepsi aynı. Şurada yüzde işareti var. Ne oluyor lan? Senin için iyi olduğunu bildiğim şeyi yapmadan önce çık kafamın içinden. Onun bana söylediği her şeyi dinlemeden önce çık kafamın içinden. Sana seni ne kadar sevdiğimi göstermeden çık kafamın içinden. Bu şiiri yazmayı bitirmeden çık kafamın içinden. Ama bir şiir asla için sadece ileride. Bu şiir değil. Bu manyaklık artık. Delirmiş iyice. Aa, bu ne ya? Şiiri okuyunca içim ürper. Niye acaba? Bir saktus. Sorun ne? Şiir. Şey, hiç. Bu şiir Sayır'ın yazdığı her şeyden tamamen farklı görünüyor. Ama dahası, fikrimi değiştiririm. Sayır'ı almaya gideceğim. O zaman arkadaşım bana dediği şeyi şimdi yapacağız anlaşılan. Peki, hala tamam. Geç kalmayın, tamam mı? Çabucak sınıftan çıkıyorum. Kendini yorma. Ne? Kendini... He, çok... He, hızla gitme diyor yani. Herhalde yani. Diyor Monika peşimden. Adımlarımı hızlandırıyorum. Ne düşünüyordum ben? Sayır için biraz daha çabalamam gerekirdi. En azından onu beklemek veya onu uyandırmak zahmetli bir şey değil. Okula birlikte gitmek bu gibi basit bir şey bile onu gerçekten mutlu ediyor. Ayrıca dünün her şeyin eskisi gibi olacağını söyledim. Biz şimdi mi yapacağız bu arada? Tüm ihtiyacı olan ve benim vermek istediğim şey de bu. Sayır'ın evine varıyorum ve kapıyı tıklatıyorum. Telefonunu da açmadığından cevap vermesini beklemiyorum. Dünkü gibi kapıyı açıp içeri giriyor. Heh, tamam. Burada bitirmeyelim, duralım. Şimdi arkadaşımla dün bir konuşma yaptık. Zaten dün biraz da video atamamın sebebi oydu. Arkadaşım bana şey dedi. Bildiğiniz şöyle bir konuşma geçirdi. Arkadaşım dedi, "İyi son istiyor musun bu oyunda?" dedi. Ben de evet dedim. İyi son yapmak isterim. Herhalde farklı birkaç sonu var, bilmiyorum. Kötü son da mı var falan yani. Merak ettim. Şimdi bana şey dedi. Bu oyun diğer oyunlar gibi iyi son kötü sonu biraz daha farklı falan dedi. Anlamadım ben tam. Şey dedi bana. Kötü son değil de daha çok kötü sonu bunun her zamanki biten son gibi bir şey dedi bana. Yani oyunu normal bir şekilde oynarsan kötü son oluyormuş her türlü. O yüzden bana şey dedi. Bu kısmı görürsen, dünkü gibi kapıyı açıp içeri giriyorum dediğinde, içeri girmeden önce sana ilk şiiri kaydet demiştim ya dedi. Evet dedim. O da ilk şiire geri dön dedi bana. Ben de yuh dedim. O kadar oyun tekrar mı oynayacağım dedim. O da bana evet dedi. Birincisi, bu iyi son yapmak için bu kadar gerekli mi? Yani iyi son yapmak için ta ilk şiiri alacağım. Bir de şey dedi bana. Sayarı'ya yazma dedi. Sayarı'yı geç, başka birine yaz dedi. Ben de tamam dedim yani. Artık çocuğun dediği her şeye ben tamam diyorum. Evet diyorum. Çünkü beni çok bunalttı şu oyun meselesinde. O yüzden de ben de tamam dedim. Şimdi ben ilk şiiri alacağım. Mesela bu ilk burada kaydetmiştim ben. İlk burada bitirmiştik videoyu, ilk bölümde. Şimdi ben buraya başa alacağım. Herhalde araları keseceğim falan yani. Mecbur öyle yapabilirim. Çünkü çok uzun olur. Ve aynı yerleri okutup... Oh, şükür. Allah.
Gittim yanlışlıkla şu kaydet kısmından şuranın üzerine kaydettim. Ayarlar kısmında şurayı görmeniz lazım yani. Otomatik ilerlemeyi falan full böyle. Metin hızı burada mıydı? Şuradaydı sanırım. Gittim yani. Devam et Asım. Gittim. Şu son sahneyi şuranın üzerine kaydettim. Oyunu kaydet. Dedim yani şura kayboldu. Ben de yeniden buraya geldim. Sonra direkt buraya geçtim. Şimdi ben direkt buraya geliyorum. Yani arkadaşım bana öyle demişti, söyledim. Evet abi, bunu istiyorum ben. Evet, şimdi o zaman şey, of, bir dakika. Neyse tamam. Şimdi bir dakika, bir şeye bakacağım. Buraların silinmesi gerekmiyor mu diye. Bir de ben buraya gittim, yeniden kaydettim yani. Siz düşünün abi. Çok fazla bastım, elim çok ağrıdı. Evet, o zaman ben şimdi şöyle yapacağım. Farklı birine gideceğim anladığım kadarıyla. Sayı dışında. Nasuke'ye kesinlikle gitme. Yürüye gideceğim yani. Tek şeyim o. Barış. Baştan alalım. Olunca çok fena yapıyorum değil mi ya? Ve biraz kızgın durmuş olabilirim. Ya az önce tekrar şey yaptım, başa sardım. Yani bildiğiniz şu devam et kısmından şuraya tıkladım. Yanlış bir şey yaptım. Tekrar başa aldım. Yürüyememdim. Yürüye yazamadım bir türlü. Şey oldum. İnşallah bu sefer başarırım. Şu kısımları, evet, bu kısımları biliyorum. İşte manga edebiyatı burada bunu ifşa alıyor falan, böyle hızlıca geçiyorum. Evet, burada bize kitap veriyordu falan. Bakayım başarılı olabildim mi? Yani çok fazla yürü çıktı, buna eminim yani. Kitap evresi alıyoruz falan. Evet, şimdi bakalım olacak mı? Şimdi evet. Biriyle konuşmak için gerçekten sabırsızlanıyorum. Evet, sanırım bu sefer yaptım. Az önce cidden yapamadım, kafayı yedim yani. Yanlışlı bir şeyler oldu yine. Oyun çok karmaşık geldi. İlk defa böyle bir oyun oynadığım için hiç şey yapamadım ama sonuç olarak başardım mı? Başardım. Şimdi şuraya git yani. Şuradaki son evine girmeden önce, Sayur'un evine girmeden önce ilk şiiri aldım sonuç olarak. Ve bu sefer tam Sayur yerine yürüye doğru gittim. Şu an böyle gidiyoruz, hadi bakalım. Ama aynı zamanda onu rahatsız etmek de istemiyorum. Şu anda başarılıyım. Yürü'nün elindeki kitabın kapağına bakıyorum bir anlığına. Bana ödünç verdiği kitabın aynısı gibi görünüyor. Dahası ilk daha ilk sayfalarında gibi görünüyor. Lanet olsun. Sanırım ona baktığımı fark etti. Yürü çaktırmadan bana bir kere daha bakıyor ve gözlerimiz bir anlığına buluşuyor. Ama bu onun yüzünü kitabın arkasında daha da fazla saklamasına sebep oluyor sadece. O biraz utangaç. Bakayım böyle işlere nasıl gelecek. Özür dilerim. Dalıp gitmişim. Niye fısıldıyorum onu rahatsız ettiğimi fark edip. Sorun değil. Eğer kitaba odaklanıyor olsaydım fark etmezdim bile muhtemelen. Kitabın birazını yeniden okuyorum da ondan. O bana ödünç verdiğin kitap değil mi? Bazı kısımlarını tekrar okumak istedim de. Harbi o kitap manyağı. Belirli bir sebepten ötürü değil, öylesine canım istedi. Meraktan soruyorum, neden aynı kitabın iki kopyasına sahipsin? Dün kitapçıya gittiğimde, öyle demek istemedim. Demek istediğim, iki tane alıvermiş oldum. Ha, anladım. Yönü bana söylemedi, oldukça aşikar olan bir şeyler var. Ama konuyu daha da fazla üstelememeye karar veriyorum. Kesinlikle yakın zamanda okumaya başlayacağım ben de. Bunu duyduğuma sevindim. Kitaba kendi kaptırınca kitabı elinden bırakmakta zorlanabilirsin. İnsanın içine çeken ve insanın kendi dünya kendisinden bir şeyler bulabileceği bir hikayesi. Allah, herkes kitap için aynı şeyi diyor. Öyle mi? Konusu neydi ki? Yürü kitabı kapıyor ve arka kapağını hızlıca gözleriyle tarıyor. Kitabın adı Markaf'ın Portresi. O ne?
İlk duymadım öyle bir kitap. Var mı gerçekten onu da bilmiyorum. Ön kapağında meşhur görünümlü bir göz sembolü var. Tamamdır. Yanlışlıkla hikayeyle ilgili fazladan bilgi vermem için emin olmak istedim de sadece. Hikaye kısaca uzun sürede kayıp olan kız kardeşinin yanına taşınan liseli bir kız hakkında. Kızın hayatı kız kardeşinin yanına taşınır taşınmaz gerçekten garipleşmeye başlıyor. Kız bir insan deneyi hapishanesinden kaçan kişiler tarafından hedefleniyor. Bu nasıl bir kitap lan? Ve tüm bunların üstüne hayatı hala tehlikeliyken çaresiz bir şekilde kime güveneceğini seçmesi gerekiyor kızın. Ne yaparsan yapsın ilişkilerinin çoğunu yok etmiş halde bulunuyor. Kendini ve hayatı mahvolmaya başlıyor. Bu biraz karanlık bir hikaye, evet öyle. Birinin konuşmalarından bunun hoş bir hikaye olacağı izlenimine kapılmıştım. O yüzden hikayenin birden karanlıklaşması oldukça beklenmedik oldu. Yürü birden hafifçe kıkırdı. Bilsem bu tarz hikayeleri pek sevmez misin? Hayır öyle değil. Bu tarz karanlık hikayelerden zevk alabilirim. Endişelenme. Umarım öyledir. Evet, Yürü'nün bu tarz şeylerden hoşlandığını unutmuşum. Evet, bir ara demişlerdi. Karanlık ve korku türü şeylerden hoşlanıyorum demişti sanırım. Dışarıdan utangaç ve müzevi biriymiş gibi görünüyor ama içi tamamen farklı. Sadece bu tarz hikayeler insanın hayata yeni ve tuhaf bir perspektiften bakması için meydan okuyor. Korkunç şeyler sadece birileri kötülük yapmak istiyor diye değil de insanlar kendi hedeflerine ya da hayat görüşlerine sahip diye yaşanınca birdenbire sen tam da baş karakterle empati kurduğunu düşündüğünde baş karakter kötü adamın planlarına kendi tek taraflı ahlak anlayışının karışmasına izin verdiği için naif ilan ediliyor. Ben abuk sabuk konuşuyorum öyle değil. Hayır. Özür dilerim. Of hala... Okey, özür demene gerek yok. İlgimi kaybetmiş falan değilim. Hala dinliyorum seni. Sanırım sorun yok öyleyse. Ama seni benimle alakalı bir konuyla ilgili uyarmalıymışım gibi hissediyorum. Kafamın kitaplarla ve yazmakla dolmasına izin verdiğinde bir bakıma diğer insanlara dikkat etmeyi unutuyorum. O yüzden tuhaf bir şey söyleyecek olursam şimdiden özür dilerim. Eğer çok fazla konuşmaya başlarsan lütfen durdur beni. Bu da mı delil? Bu endişelenmene gerçekten gerek olmadığını düşünüyorum. Bu sadece okumaya tutkun olduğunu gösteriyor. Hiç değilse dinleyebilirim seni. Bir edebiyat kulübüne de olsa. Bu doğru. Hatta ben de hemen şimdi okumaya başlayabilirim değil mi? Bunu yapmak zorunda değilsin. Bu da nereden çıktı? Daha demin okumaya başlamamı dört gözle beklediğini söylüyordun. Bekle, kitabımı çıkarayım. Çantama koyduğum kitabı çıkarıyorum hızlıca. Tamamdır, buraya oturmamda sakınca yok değil mi? Yürü'nün yanına oturuveriyordu. Al. Evet, pardon, dur. Ah mı dedi, al mı dedi, anlamadım. Demiş, tamam. Emin misin? Biraz tedirgin görünüyorsun. Ve utandı. Sen devam et abisi. Bu, özür dilerim, yanıma oturmanı istemiyor değilim. Sadece çok alışık olmadığım bir şey. Birinin eşine kitap okumak yani. Anladım. Eğer dikkatini falan da artırsam söyle bana. Tamam. Kitap açıp önde eşini okumaya başlıyorum. Kısa sürede, bu arada şu an süre ne kadar oldu bilmiyorum yani. Çok fazla kesilmesi gereken yeri kestim. Kısa sürede Yuri'nin birinin eşliğinde okumakla ilgili demek istediğini anlıyorum. Kitabı okurken onun varlığını omzunun üstünden hissedebiliyor gibiyim. Tam olarak kötü bir his değil. Belki biraz dikkat dağıtacağım ama aynı zamanda biraz rahatlatıcı da bir his. Yuri'yi gözümün ucuyla görebiliyorum. Yuri'nin aslında kendi kitabına bakmadığını fark ediyorum. Yuri'ye hızlı bir bakış atıyorum. Yuri galiba kendi kitabından değil de benimkinden okuyor. Özür dilerim. Bu arada biz şu an oturmuyoruz hiç. Ben sadece yürürsen çok fazla özür dilerim. Bak benim dediğim dedi. Çok fazla özür dilediğin için özür diler misin? Öyle mi? İsteyerek yapmıyorum. Harbi özür diledi lan. Yok yani. Harbi komik o. Dur böylesi daha iyi değil mi? Sıramı Yuri'nin sırasının yanına kaydırıyorum. Sonrasında ise kitabı daha ortada tutuyorum. Sanırım öyle. Yürü ürkek çiğneki kitabı kapıyor. İkimiz de kitaba doğru biraz yakınlaşınca omuzlarımız neredeyse birbirlerine. Valla çok yakın gözükmüyoruz şu an. Sol kolum araya giriyor gibi hissediyorum. O yüzden kitabı açık tutmak için sağ elimi kullanıyorum. Böyle de kitabın sayfalarını çevirmek zor olacak sanırım. Dur. Güzel bir sahne daha. Bence burada durduralım. Zaten ne kadar olduğunu dahi henüz bilmiyorum. Yürü sol kolunu kaldırıp kitabın sol tarafını baş parmağıyla işaret parmağının arasında tutuyor. Tamam. Kaydet abi şunu şuraya bir yere. Buraya mı kaydetsin? Bir şey olmaz herhalde buraya kaydetsin. Evet, kaydetiyorsun. Cidden yaptığın en karmaşık bölümlerden biriydi yani. Bir kere yanlışlıkla bunun üzerine kaydettim. Buraya tekrar dönmek zorunda kaldım. Biraz zor oldu ve yeniden kaydettim burayı. Sonra bir kere de şiir yazarken bir hata oluştu. Onu düzelttim. Tekrar buraya döndüm. Allah'a şükür başardım.
Evet, cidden çok tuhaftı ama evet, bu sefer ne yapmam gerektiğini bileceğim. Yani bir kere daha yapmam gerekecek. Bu sefer de sanırım Natsuki'ye yürümek zorunda kalacakmışım. Üçüne birden yürü dedi bana kısaca. Neyse, öf, yoruldum. Kısaca bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. İsterseniz yorum atmayı ve paylaşmayı da unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.